Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayla TTT Geometri Kampı'nın 29. haftasının 6. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Kitabımızda yani küre konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve son noktayı konu anlatımında son noktayı koyacağız inşallah. Evet gençler nerede kaldık? Sayfa 276'da şu notta kalmıştık. 276 ve 277'yi işleyeceğiz seninle birlikte ve bütün katı cisimlerin konu anlatımını bitirmiş olacağız. Evet hadi bakalım konu anlatımı olarak bakacak olursak son konu anlatımı dersine başlayalım. Notta kalmıştık notta da dilimden bahsedeceğiz. Bir kürenin diliminden yalnız şöyle bir karpuz düşün. Karpuzu şöyle dilimliyoruz ya oradaki dilimden bahsedeceğiz. Ama dilimi de öyle bir bölelim ki şöyle tam merkezinden geçsin. Tam merkezden geçtiği zaman dilimden bahsedebiliriz. Tam merkezden geçtiği zaman şöyle bir dilimlik bir şey ayırdığım zaman ve o dilimde alfa derecelik bir dilimse eğer şimdi bunun yüzey alanından ve neresinden bahsedeceğiz? Hacminden bahsedeceğiz. Hacim kısmı basit. Aşağıda yazıyor ama ben buraya yazayım. Hocam normalde hacim 4 bölü 3 pi re küptü. Ama alfa derecelik kısmı tamamı 360 derecede alfa bölü 360, 360 derecede 4 bölü 3 pi re küp. Alfa derecelikte de alfa bölü 360 a. çarparsın hacmi bulursun. Peki hocam alana gelelim şimdi. Alana gelecek olursam dilimin şurası dilimin şu yüzey alanından bahsedecek olursak. Hocam normalde tüm alan nedir? 4 pi r karedir. Ama şu yüzey alanından bahsedeceksem yani küre yüzeyi üzerinde oluşan bu yüzeyden bahsedeceksem alfa bölü 360 katı olur. Ama tüm alandan bahsedeceksem hocam tüm alanından bahsedeceksem de bak şuraya bak. Şurada bir yarım daire oluşmuyor mu? Arkada da şöyle bir yarım daire oluşmuyor. Şöyle bakacak olursan yani iki yarım daire oluşuyor. Bak bir yarım daire bu. Siyahla gösterdiğim. ikincisi de arkadaş şöyle kestiğim zaman merkezden geçecek şekilde kestiğim zaman bir önünde bir de arkasında olacak şekilde yani sağında solunda olacak şekilde iki tane dilim. iki tane yarım daire. iki tane de yarım daire eklersen e, normalde bir dairenin alanı yarı çapı r ise pi r kare. Yarım daire pi pi r kare bölü 2. Bir de çarpı 2 derse pi re kare oluyor? 2 yarım daire tam daire yapıyor. Yani bu da bana tüm alanı veriyor. Bak burada da yazmışız zaten. Küre diliminin yüzey alanı pi re kare alfa bölü 360. Burası sakın bu formülü ezberleme. Zaten formülü ezberlemene gerek yok. 4 pi re kareyi bildikten sonra alfa bölü 360 olduğunu bulursun. Ama tüm alanda da ne ekliyoruz? 2 tane pi re kare bölü 2 ekliyoruz. Yani neye eşit oluyor? pi kare 4 pi kare alfa bölü 360 artı 2 tane pi kare bölü 2 yani pi kare de diyebiliriz tabii ki. Küre dilimin hacminde de şurada zaten bahsetmiştik. O da sakın bunu ezberleme. Tüm hacmi bildikten sonra alfa bölü 360 ile çarparsın. Tamam basit gerçekten basit. Ama genelde küre dilimi çıkarttığımız zaman şuradaki alanları böyle ihmal ediyoruz. Sakın ama sakın sen ihmal etme. Evet gelelim şimdi şuraya örnek ona. Çapı 12 santimetre olan Çapı 12 ise yarı çapı kaç yapar? 6 santimetre olan bir karpuzdan 60 derecelik bir dilim kesmişim. Buna göre karpuz dilimin tüm yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş işte bu yüzey alanı nedir? Önden çıkarttığın zaman karpuzdaki yüzey alanı nedir? Hocam normalde 4 tane pi r kare diyeceğiz ama 60'lık dediği için 60 bölü 360 olacak. Artı bir de ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Hocam burada bir yarım daire var. Burada da bir yarım daire var çıktığı zaman. Yani şöyle bir şey oluşuyor ya. Çizebilir miyim acaba onu ya? Hop şöyle hop şöyle. Heh, şöyle şuradaki dilim ve şuradaki dilimi şu şekilde düşünün. Çıktığı zaman ya da şöyle de düşünebiliriz. Tam çizemedim onu ama şu şekle bakarak çizeyim ben. Dur 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 dur. dur. Çizmem lazım arkadaş. Şöyle çizdik. Şöyle çizip. ha ne güzel çizdim ben. Vay. Bir ön tarafta böyle bir dilim. Yarım, yarım daire. Bir de arka tarafta yarım daire. Onlardan bahsediyorum. Yani iki tane pi r kare bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. O zaman sıfırlar gitsin. 36'lar gitsin. 6 kere 4 24 pi artı. Bu da 36 çarpı 2'den şeyden bölü 2'ler gitti. 36 pi yapar. E topladığım zaman da kaç yaptı? 60 pi mi yaptı? Evet tüm yani şuradaki dilimin yüzey alanı tüm yüzey alanı şunu unutmayacağız. Bu altta biri tüm kürenin bir de iki tane yarım daire yani tam daire unutmayacağız. Cevap 60 pi yaptı arkadaşım. Evet 10. soru bu yaptı. Geldik 11. soruya. A ve B şıkkı var şimdi. Arkadaş haydi bakalım birlikte önce şunu bir kopyalayayım şöyle bir yapıştırayım ondan sonra. Hop kopyaladık. Şimdi diyor ki yandaki şekilde yarı çapı 2 birim olan çeyrek daire de şeklinde demir bir levha verilmiştir. Buna göre levha OA etrafında 360 derece döndürülürse. Haydi bakalım şunu döndürelim. Arkadaş nerenin etrafında? OA etrafında 360 derece döndürelim. Ben bunu OA etrafında döndürsem. Hop şöyle OA etrafında döndürsem. Hop OA'ya göre simetriğini alayım şekilde. Hocam şöyle bir şey yaptı. Sonra ne yapıyorduk? Dikey doğru etrafına döndürdüğümde yuvarlaklar yatay oluyordu. E, en üstteki nokta bu. En üstteki nokta bu. Hop şöyle bir yuvarlığa koyarsam. Aa hocam yarım daire çıktı. O ay etrafında 360 derece döndürdüğünde oluşan cismin yüzey alanı. Şimdi dikkat. Büyük ihtimal hatalı yaparsın. Arkadaş burada ne var? Yarım küre mi çıktı? Evet. Yarım küre çıktı. Yarım kürenin alanı mı isteniyor bizden? Alan isteniyor. Alan niye eşit? Hocam 4 pi r kare diyeceğim. R kare dediğimizde nedir? 2'nin karesi. Bu tüm küre. Ama yarım küre oluştuğu için bölü 2 mi diyeceğim? Evet. 4 pi r kare bölü 2. Amma velakin. Biz böylelikle neyi bulmuş oluruz arkadaşlar? Şuradaki yüzeyin alanı bulmuş oluruz. Bir de tabanda da şöyle bir yüzey oluşmadı mı arkadaşlar döndürdüğüm zaman? Yarım kürede. Çünkü 360 derece döndüğünde oluşan cismin yüzey alanı. Tüm yüzey alanı. Evet üst yüzeyin alanı yarım küre alanı. 4 pi r karenin yarısı. Bir de artı Şurada da bir kesit var kardeşim. Daire var. Artı pi r kareyi de unutmayacağız. Değil mi? Evet. 16 8 pi artı 4 pi. Cevap kaç yapıyor o zaman? 12 pi yapıyor. Evet. En çok yapılan hata bu. Sadece 4 pi r kare bölü 2 diyoruz. Alttaki şuradaki oluşan daireyi unutuyoruz. Sakın unutma. Evet. A şıkkı ne çıktı? Bu şekilde bulduk arkadaşım. Evet. A şıkkı 12 pi çıktı. Geldik şimdi B şıkkına. 90 derece döndürülürse. Bu sefer 90 derece döndüreceğim. Haydi bakalım döndürelim. 90 derece döndürürsem. nerenin etrafında 90 derece döndüreceğim? O A etrafında. Hocam O A etrafında böyle bak şimdi tam döndürseydim hop şöyle şuraya gelecekti bu. Ama 90 derece döndür diyor bana. 90 derece döndürürse hop şu şöyle mi gelecek? Tam buraya gelecek gibi olacak ama şöyle göstereyim istersen ya da şöyle göstereyim. Tam 90 derece döndürdüm arkadaşım. 90 derece döndürünce bu buraya gelecek. Bak şimdi hop şöyle hop şöyle. Aa, ne oluştu? Tam kestiremeyebilirsin aslında. <laughs> bu tür şekillerde ne yap biliyor musun? Sana tavsiyem şu. Bu tür şekillerde tam döndürmeyi yap. Yap tam döndürmeyi. Hocam tam döndürme olsaydı böyle 180 derece olmuş olsaydı şöyle olacaktı. Yani hop hop şöyle bir şey olacaktı. Tam çizeyim. Hop hop. Yani yarım küre olacaktı. Şu yarım küreyi de tam göstereyim. Ama sen bunu 360 derece döndürdüğünde böyle. Dikkat dikkat. 360 derece döndürdüğünde hop şöyle. 90'ını döndür. Şöyle döndürdüğün zaman o zaman ne olacak? O zaman şöyle kısmı olacak. Yani bu buraya gelecek böyle. E hocam şu da şöyle olacak. Yani ne oluyor arkadaşım? 90 derece döndürüyorsun. Normalde 360 derece döndürseydin ne olacaktı? Yarım kilo olacaktı. İşte bu böyle 90 derece döndürmede de şey diyorsunuz. Hocam 90 derece döndürdüğüm için çeyri, Çeyrek yani 4'te 1 olacak diyeceksiniz. Hayır sen bunu tam döndürdüğünde ne oluyor? Yarım küre oluyor. Yarım kürenin de 90 derece döndürdüğün için 1 bölü 4 olmayacak mı? Yani 90 bölü 360'ı. Yani kürenin kaçta kaçlık kısmı oluyor? 1 bölü 8'lik kısmı oluyor. Buna dikkat et burada. Normalde bak sen eğer şunu döndürmüş olsaydın. Eğer yarım küreyi döndürmüş olsaydın bunun etrafında. Evet tam küre olacaktı şöyle. Sen bu yarım küreyi böyle 90 derece döndürmüş olsaydın tam kürenin dörtte biri olacaktı. Ama ben burada ne yapıyorum? Ben burada çeyrek daireyi döndürüyorum. Çeyrek daireyi tam döndürdüğümde yarım küre oluşuyor. O zaman yarımın nesi olacak? Yarımın 90 derece döndürmüş hali. Yani 1 bölü 4'ü. O zaman 1 bölü 8'lik ne olacak arkadaşım? Küre olacak. 1 bölü 8'lik küre. 90 derece döndürülse oluşan cismin hacmi soruluyor bana. Tamam. O zaman 1 bölü 8'lik kürenin hacmi. Normalde hacim 4 bölü 3 pi r küp. Ama bunun 1 bölü 8'liğini alacağız. Haydi bakalım. Şu 8'ler gitti mi gitti. O zaman burada ne kaldı? 4 pi bölü 3 kaldı arkadaşım. Cevabımız böylelikle 4 pi bölü 3 yaptı. Bu da güzel bir soru. Burada dikkat edin. Tam döndürdüğümüz hep küre zannediyoruz. Ama bak yarım kürenin 1 bölü 4'ü 1 bölü 8'lik küre oluyor. Geldik örnek 12'ye. Şekil 1'de verilen küre parçasının iki yüzeyi birbirine dik yarım dairedir. Bak şurası ve şu alttaki şurası birbirine dik yarım daire. Tamam. E hocam bu kaçta kaçlık acaba? Yarım küre mi? Değil. Bak. Sen bunu böyle tam yapsaydın. Bunlar birbirine dik ya. Şöyle tam yapmış olsaydın. Hocam bu yarım daire olacaktı. Yani yarımın yarısı. Aa yarımın yarısı. Ne yapıyor? 1 bölü 4 yapıyor. Yani 1 bölü 4'lük bir küre arkadaşlar bu. Bak şu ve buradaki yüzey birbirine dik ya. Bunların birbirine dik olması birbirine dik olmasından dolayı. E o zaman burada ben bunu böyle tamamlarsam böyle bir yarım küre yaptı burada. E yarım kürenin bu birbirine dik bir düzlemle kesildi ya böyle. Yarım kürenin yarısı. Yani 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'si 1 bölü 4'ü yapıyor. Yani aslında bu tüm kürenin nasıl yapıyor? Çeyreği yapıyor. Tamam. Bu küre parçası şekil 2'deki gibi düzlemsel bir yüzeyi üzerinde duran duvara yapıştırılmış. Yani geldik bu, bu bu yüzeyi duvara yapıştırdık. Peki, sonra üzerine de süs eşyalarını koymuşuz. Küre parçasının şekil de duvarda kapladığı alan, duvarda kapladığı alan bu değil mi? Yarım daire değil mi? Evet, bunun yarı R edersem 18 piymiş. Pi r kare bölü 2, yarım daire şeklinde çünkü pi r kare bölü 2 18 pi verilmiş. Pi'ler gitti, r kare eşittir 36'tan r'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Evet, yarı çapı 6 bulduk. Olduğuna göre diyor hacmi nedir diye soruluyor. arkadaş. Bunun hacmi nedir diye soruluyor. O zaman tüm küre olsaydı hacim ne olacaktı? 4 bölü 3 pi r küp olacaktı. Altının küpü olacaktı. Ama tüm kürenin kaçta kaçlık kısmı dedik. Biz buna 1 bölü 4'lük kısmı dedik. Olay bitti. Şunlar şunlar gitti. Ee, bu altının bir tanesiyle şu kaç yapıyor yani? Ee, bu 216 ya da 6 çarpı 6 çarpı 6 bölü 3 bir de pi'si var. Şunlar şunlar sadeleşince o da kaç yapıyor? 72 pi yapıyor arkadaşlar. Evet cevabı da böylelikle 72 pi olarak buluruz. Bu da güzel bir soru. Ya hocam çeyreği nasıl oluyor? İşte çeyreği de bak. Kürenin çeyreğini de sana burada göstermiş oldum. Gördün mü? Hatta biraz önce kürenin nesini gösterdim sana? Kaçta kaçlık kısmını tam olarak şekilde çizeyim mi istersen burada? Şöyle bir çeyrek daire. Bak şu şöyle çizdik. Hop şöyle hop şöyle. Şurası 90 derece olunca bu tamamlanmışı böyle bir yarım küre yarımın dörtte birlik kısmı sekizde birlik kısmında sana bu şekilde göstermiş oldum. Bak sekizde birlik kısmı bu şekilde dörtte birlik kısmı da bu şekilde çeyreği de bu şekilde küreğimi görüyorsun. Evet geldik örnek 13'e. Bir kuş bir ucu bir düz bir ucu düz bir zemin üzerinde P noktasında olan 4 metre uzunluğundaki esnek olmayan bir iple ayağına bağlanmıştır. Evet kuşu yazık bağlamışız buraya. Kuş hareket ettiğinde kuşun gezinebileceği bölgenin hacmi en çok kaçtır diye soruluyor. Ve burada arkadaşlar aslında kuşun değil de e, şeyin ipin gezinebileceği hacmi soralım. Tamam mı? İp. Çünkü kuşun da boyu var burada. Onu ihmal edelim. Ya da kuşun boyu ihmal edilecek diye de söyleyebiliriz. Şimdi biz kuşu sadece yürütsek arkadaşlar buraya bağlı ya. Kuş 4 metre buraya gelir. Buraya gelir. Buraya gelir. E, zeminde böyle 4 metre bir şey yapmaz mı? Daire yapmaz mı? Yapar. E, o zaman zeminde 4 metrelik şöyle bir daire yapacak kuşumuz. Hop şöyle bir daire yapıyor. Ama kuşumuz havaya da uçabiliyor hocam. Havaya da uçtuğu zaman da 4 metrelik 4 metre 4 metre 4 metre 4 metre 4 metre. Yani o zaman havaya da uçtuğu zaman ne yapıyor? Hocam şu daireyi tam mı çizsem şöyle? Hop şöyle bir daire yapıyor. Havaya uçtuğu zaman da 4 metrelik şöyle bir şey yapıyor. Yani ne oluştu? Bak 4 metre 4 metre 4 metre 4 metre. 4 metre. Hocam aşağıda aşağıya ne gitmiyor? Ya kardeşim zeminde aşağı doğru gider mi? Diğerin dibine girer mi kuş? Girmez. Şurası zemin zeminde ya. Zeminde şöyle bir daire oluşturdu. Havada da şöyle bir şey oluşturdu. Bu sefer de ne oluştu? Yarım küre oluştu. Bak yarım küre. Sana 8'de birini göster tersten gösterdim olsun. 8'de birlik küreyi gösterdim biraz önce. 4'te birlik küreyi gösterdim. Şimdi de yarım küreyi gösteriyorum işte. E burada kuşun hareket ettiği gezinebileceği bölgenin hacmi en çok kaçtır diye soruluyor. Yani ipin uzanabileceği hacim soruluyor bize. O da yarım küre yapıyor. E, ee, yarı çapında kaç? 4 değil mi? Evet. 4 bölü 3 pi r küpün kaçta kaçtık? Yarısı. Yani 1 bölü 2'lik kısmı soruluyor bize. Evet gençler kaç geliyor buradan? Şimdi 4 ile bu gitsin. Burası 2 yapsın. Bu 64 çarpı 2'de 128 pi bölü 3 yapar cevabımız. Örnek 13 bu çıktı. Geldik örnek 14'e. Aa kuşu bu sefer odaya koymuşum. Şimdi bir kuş küp şeklinde bir odada odanın bir köşesine sabitlenmiş 4 metre uzunluğundaki bir iple ayağından bağlanmış. Kuş hareket ettiğinde kuşun gezinebileceği bölgenin hacmi en çok kaçtır diye soruluyor. Evet yine kuşun boyunu şey yapın ya da ipin gezinebileceği hacmi düşünün. Bu arada bu soruyu sen yapar mısın? Yapabilir misin? Bence yaparsın artık işi öğrendin. Çünkü çeyreği öğrendin, yarısını öğrendin, 4, 8'de birlik kısmı öğrendin. Bence her şeyi öğrendin o yüzden bunu da yaparsın. Peki kuş bakalım yapabilecek misin? Önce bir uğraş. Şimdi sıra bende. Ben yapıyorum şimdi. Arkadaş sadece zemin. Yani şuradaki duvarlar olmasaydı. Sadece zemin olsaydı. Biraz önce zeminde olduğu zaman zaten yaptık. Hocam 4 metre buraya gelecek. 4 metre buraya gelecek. Yani bizim kuşun zeminde gezinebileceği kısım şöyle. Şurası değil mi? Evet. Kuşun sadece zemin olsaydı zeminde gezinebileceği kısım sadece burası olacaktı. Ama bizim kuşumuz ne yapıyor? Hocam şurada şu kadarlık kısmı geziniyor. Hmm. normalde sadece zeminde gezinmiş olsaydı ne olacaktı hocam şöyle bir yarım daire olacaktı bak 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 yarım küre olacaktı daha doğrusu ama ben burada şu ön duvardan dolayı bak odanın içinde olacak ya ön duvardan dolayı şu kuş içeride olacaksa şurası 90 derecelik bir bölgeye gezinmeyecek mi evet yani biz ne yapacağız o zaman sadece zeminde olsaydı zemin olsaydı buradaki duvarlar olmasaydı yarım küre olacaktı ama duvar yani 90 derecelik açı yaptığı için yarım kürenin yani 1 bölü 2'sinin kaçta kaçlık kısmını geziyoruz? 1 bölü 4'lük kısmını geziyoruz. Yani aslında şuradaki soru gibi. Şuradaki soru gibi arkadaşlar. Gezinebileceği bölge böyle oluyor. İşte yani bu kaç yapıyor? 1 bölü 8'lik kısım yapıyor. Kürenin 1 bölü 8'liği soruluyor bize. Tam şeklini çizecek olursak. Bizim kuş şuradan şöyle gidebilir. Bizim kuş buradan böyle gidebilir. Bizim kuş buradan böyle uçabilir. i̇şte gezinebileceği yer. Aha da burası arkadaşlar gezinebileceği yer aha da burası arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Yani yarım kürenin 90 bölü 360'ı yani 1 bölü 8'lik yer yapıyor. Yarı çapı da 4 mi verilmiş? Evet. 4 bölü 3 pi r küpün kaçta kaçlık kısmı? 8'de birlik kısmı. Hocam şunlar şunlar sadece ki 64 bölü 2'den 32. 32 pi bölü 3'lük kısmı yapacaktır arkadaşlar. Yani cevap 32 pi bölü 3 yaptım. Artık bununla ilgili her durumu sana gösterdim ya. Bundan sonra böyle bir soru kaçırmazsın. Büyük ihtimalle. Geldik örnek 15'e. Uzayda AB doğru parçasına 2 bir santimetre uzaktaki noktaların oluşturduğu yüzeyin kapsadığı alan soruluyor. Bak şimdi. Ben buna 2 santimetre uzaklıkta gidecek olursam bu doğruya. 2 santimetre 2 santimetre. Hocam bu yapar. 2 santimetre uzaklıkta. Yani şuradaki noktalar mı yapıyor? Evet. 2 santimetre uzak. Bu noktalar bu doğru yapıyor. Alttan 2 santimetre uzakta bu yapıyor. Sonra hocam buna 2 santimetre uzakta burası da oluyor. 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 Burası da oluyor, burası da oluyor, burası da oluyor. Yani şu merkezde şöyle bir yarım daire. Bu da bu merkezde bir yarım daire. A buranın alanı mı soruluyor? Hayır. Dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Evet buranın alanı sorulmuş olsaydı sen ne yapacaktın? Hocam eğer bu düzlemsel olmuş olsaydı masa üstündeki şu kaleme uza, eşit uzaktaki yerler sorulmuş olsaydı bu dikdörtgenin alanı artı iki yarım daire derdin. Ama ne diyoruz biz burada? Bak dikkat uzayda 6 santimetre uzunluğunda tamam şöyle büyüteyim kendimi. Şu kaleme bak şimdi. Bu arada bu kalemin şurasını bantladım. Bozuktan dolayı değil. Hani böyle tık tık, tık tık ses çıkıyordu ya. Sonradan fark ettim. O ses çıkmasın diye böyle bunu burayı bantladım. Sabitleyince ses çıkmıyor. Buradan da beni izleyen öğretmen arkadaşlarıma da bir fikir olsun. Çünkü vakumum şu kalemiyle yazdığın zaman tık tık ses çıkartıyor. Şurayı böyle sabitledim. Haberiniz olsun. Neyse. Her türlü eğitim verilir. Arkadaşlar bu kaleme eşit uzunlukta. Mesela 2 cm uzunluğundaki noktalar şu parmağım yapıyor. Altta bu parmağım yapıyor. Ama buna eşit uzunluktaki noktalar şu yukarıda orada var. Çapraza doğru da gitmiyor mu böyle? Yani şöyle bir dairesel hareket yapmıyor mu 2 birim uzunluğunda? 2 birim uzunluğunda bak. Bak 2 birim uzunluğunda hareket ediyorum. Yani uzaysal düşündüğün zaman ne oluyor? Oo hocam bir silindir oluşuyor. Yani o zaman bak buraya. Hocam buna 2 birim uzunluğundaki nokta bu. Buna 2 birim uzaklığındaki nokta bu. Buraya da 2 birim uzaklığında nokta bu. Buraya da 2 birim uzaklığında nokta bu. Yani 2 birim uzunluğunda noktalar şöyle hareket ediyor ya böyle. İşte bu noktalar ne oluyor arkadaşlar? Hop şöyle bir silindir mi oluştu? Evet. Burada da aynı şekilde bir silindir mi oluşturdu? Evet. Yalnız olay daha bitmedi. Bak işte buradaki noktaların hepsi. İşte kapsadığı hacim soruluyor. Silindirin hacmi. Ama bir de burada ne var? Hocam bir de burada buraya iki birim uzunluğundaki noktalar hop şöyle bir ne oluşturuyor? Bir yarım kilo oluşturuyor. Yani burada da bir yarım küre oluşturuyor burada. Hatta burada da bir yarım küre oluşturuyor. O zaman işte bu şeklin hacmi. Hocam silindirin hacmi artı yarım küre artı yarım küre. Silindirin hacmi yarı çapı da kaç olacak o zaman? 2 birim uzunluğundaki noktalar ya 2. Yarı çapı 2 yüksekliği 6 olan pi r kare çarpı yükseklik. Silindirin hacmini bulduk. Artı 2 tane yarım küre. 2 tane pi 4 pi r kare bölü. 2 tane 4 tane pi hacimden bahsediyoruz değil mi? Evet. O zaman ne olacak? 4 bölü 3 pi R küpün yarısından 2 tane var. Ya da 2 tane yarım 1 tam yapıyor. 4 bölü 3 pi R küp diyeceğiz. O zaman bu kaç yaptı? 24 pi artı bu kaç yaptı? 8 32 pi bölü 3. 32 pi bölü 3 yaptı. Bu 76. 76 3 yok pardon. 72 yaptı. 72 ile de 32'yi toplarsak 104 mi yapıyor? 72 ile 32'yi toplarsak evet 104 yapıyor arkadaşım. 104 pi bölü 3 yapar işte buradaki hacim. Ee, sana her şeyi gösterdik mi? Bence gösterdik. Vallahi Her durumu da gösterdik. Kürede de nasıl hareket edeceğini biliyorsun. Çember muamelesi yapacağını da bir önceki videoda zaten öğrendin. Yani kürenin her durumunu öğrenmiş bulunuyorsun. Bence küre gerçekten çok basit. Küreyle ilgili çıkacak sorular da garanti cepte sorular. Bir de ekstra durumlardan da bahsettim. Çeyreği işte yarım küre, çeyrek küre, 1 bölü 8'lik küre. Hepsinden bahsettik kardeşim. Hatta bak şöyle şundan da bahsedeyim mi? Bak burası 60 derece olmuş olsaydı o zaman yarımın 60'ı yani yarımın 60 bölü 360'ı olacaktı. O, o zaman ne olacaktı? Yarımın 60 bölü 360'ı. Yani 1 bölü 6'sı olacaktı. O zaman o zaman da 1 bölü 2'si olacaktı. Yani şu açı 60 derece olmuş olsaydı da o zaman ondan bahsedecektik. Neyse gençler. Konu anlatımında noktayı koyuyor muyuz? Koyuyoruz. Sırada ne var? Testler var. O zaman bir sonraki videoda ÖSYM benzeri testlerde görüşeceğiz. Ama konu anlatımı bitti ya. Çok şükür. Konu anlatımını da bence güzel bir şekilde bitirdik. Çünkü her şeye değindik. Değinmediğimiz bir şey yok. Benim e, anlatış tarzımı gördünüz zaten. Yani ben ne yapıyorum? ÖSYM benzeri soruları tabii ki yazıyoruz ama ÖSYM'de böyle çıkacak mantıktaki soruları da yazıyoruz böyle. Hani şurada ince ayrıntı var. Yeni nesil soru şöyle gelir dediğimiz ilk defa duyduğunuz çok soruyla karşılaştınız. İşte bunlar sizi geliştirdi arkadaşlar. O yüzden deneme sınavlarındaki sorularda çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama benim size tavsiyem ne biliyor musunuz? ÖSYM benzeri soruları da ben yazıyorum ama her zaman her gördüğüm kişiye söylüyorum. Özellikle iki konuda. Son 10 yılın, 12 yılın hatta 15 yıla kadar gidebilirsiniz. ÖSYM sorularına mutlaka mutlaka bakın. Ne hangi konularda? Analitik geometride ve katı cisimlerde. Çünkü bu iki konuda ÖSYM kendini tekrar ediyor. Bu dediğimi sakın ama sakın unutmayın. Konu anlatımı olarak ben elimden geleni yaptım. Sen de yaptın. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Full ya da full yakın yapacağız inşallah. Ama en sonki konuşmayı da şu testlerde yani 30. haftanın son videosunda yapayım istersen. Genel konuşmayı da o zaman 30. haftada ÖSYM katı cisimlerle ilgili ÖSYM benzer testlerinin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.